Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dracula Bir Aşk Hikayesi, Mehmet Rotası 4. sezon 4. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Gemide kadın varsa felaket kaçınılmaz. Gemide kadın varsa mı? Bir tane cesaret almamız gerekiyor. Bölüm 4. Karadeniz. Parti bitti Bayan Leia. Gidiyoruz. Beni takip edin. Pekmez rengi gözleri zaferle parladı. Mehmet ödülünü bir an önce almak için can atıyordu. Onu gördükten sonra kendine bir türlü gelemeyen Ezel artık gülümsüyordu. Vlad ve Leo tek kelime etmeden öne bir yalım attılar ve beni arkalarına aldılar. Ama Mehmet'in bakışları her yere ulaşıyordu. Buna asla itiraf etmezdim ama aslında mutluydum. Bu sivri dilli ve sır dolu, gururlu adamın kazandığını ve soydanların evine taşınmak zorunda kalmayacağımı seviniyordum. Hisar'da geçirdiğimiz akşamı düşününce başım dönüyordu. Mehmet'in benim uğruma bu kadar büyük bir hırsla savaşıp kazanması, ona karşı beslediğim gizli duyguları daha da alevlendirmişti. ''Sen kimsin? Bana ne yapıyorsun? Neden senin yanında olmayı bu kadar çok istiyorum?'' Mehmet durumun mutlak kontrolünü elinde tuttuğunu biliyordu. Bu tavır onu daha da çekici yapıyor ama aynı zamanda gururum da zedeliyordu. ''Ne alaka? Kazanan sensin ama bu beni kontrol edebileceğin anlamına gelmez. Öyle bir şey demedi zaten. Trenimi kaldırarak dedim ki, ''Bay Soydan, ben tutsak değilim, misafirim değil mi?'' Size kaç saat kaçta evde olması gerektiğini söyleyecek bir kızın babası değilsiniz. İstediğim zaman giderim. Önce arkadaşlarımla hasret gideririm. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Hatta belki geceyi onlarla geçireceğim. Mehmet'in çenesi kasıldı, omuzları öne doğru seyirdi. Görünüşe göre beni kucağına alıp gerçekten de asi bir kızmışım gibi zorla eve sürüklemeye hazırdı. Ama kendini dizginlemek zorunda kaldı. Bıraktığım etkiden memnun kaldım. Gülümsedim. Vlad, bize evini gösterebilir misin? Nereye yerleştin? Buraya. Nasıl yani? Hisar'a mı? Evet, forum süresince Romanya delegasyonu için bir kısmını kiraladık. Mehmet'in hala kendinden eminse sonu bozuldu. Öyle bir şey mi olur? Burası bir müze, ulusal bir hazine. Onu size kim verebilir? Kültür departmanımızın bunu yapmak için yetkisi varmış ve bu arada... Bu prosedür, yine ulusal bir hazine olan tabloyu bir aileye satmaktan çok daha şeffaftı. Beyler resmi bir istek gönderdiler ve biz onu hemen onayladık. Bunun için hiçbir şeyin değiştirilmesi veya ihlal edilmesi gerekmedi. Sonuçta tarihsel olarak en başından beri Hisar'da lüks yaşam alanları bulunuyordu. Biliyorum. Bunu öyle bir sinirle ağzından kaçırdı ki ister istemez Ezel'in sözleri aklıma geldi. Rumeli Hisar'ı bizzat Mehmet Fatih tarafından yaptırılmış ve odalar muhtemelen bizzat onun tarafından kullanılmıştı. Şimdi orada Vlad Dracula yaşıyor. Ben bunu sadece sevinebilirim, Mehmet için üzülebilirim sadece. Umarım modern bir tuvaleti vardır. Ne alakası var? Bu şans veriyor ama cesaret almamız gerekiyor. Ama yine de bunu söyleyeceğim. Yani bu böylece ilk tane cesaret puanı almamız gerekiyor. Kendileriyle yaptığı bir şeyin düşmanının eline geçmesi canını yakıyor olmalı. Yine de bence bir müze olarak kalmalı. Otele dönüştürülmemeli. Aynen. Olur mu hiç? Bunu sadece forum çerçevesinde sevgili konuklarımızın uğruna izin verildi. Ülkelerimizin kin beslemediği ve birbirleriyle sadece güzel şeyleri paylaşmaya hazır olduğunun bir sembolü olarak. Mehmet gergin bir şekilde boğaza döndü. Birkaç saniye ona baktım. Tekrar bize döndüğünde yüzü tamamen farklıydı. Sakin ve rahat. Haklısınız. Kin ve öfke hayatınızdan bir gün bile harcamaya değmez. Kabalığımı bağışlayın Bayan Leia. Her şey birden oldu ve üst üste geldi. Fazla duygulandım. Değerli bir misafirsiniz. Size baskı yapmamalıydım. Ve tabii ki arkadaşlarınız istediğiniz kadar zaman geçirmekte özgürsünüz. Onlar sizin için çok önemli. Ama neden bunu benim teknemde yapmıyorsunuz? Hepinizi davet ediyorum.
Teknem çok rahat. Doyasıya sohbet edebilirsiniz. Arkadaşlarınız ailemle tanışır, yıldayı görür ve tamamen güvende olduğunuzdan emin olurlar. Belki de birbirimizi daha yakından tanımanın zamanı gelmiştir. Bu sefer ön yargısız bir şekilde. Ayrıca Boğaz hava kararmadan önceki saatlerde çok güzel olur. Bir tekne turu İstanbul'u ziyaret ettiğinizde kesinlikle yapmanız gereken bir şey. Böylesine keskin bir tavır değişikliği şaşırtıcıydı. Cidden mi? Sanırım Mehmet son derece samimi rol yapıyor. yine bunu söyleyeceğim. Bu sefer 3 tane cesaret puanlamamız gerekiyor. Tamam. Mehmet bütün bu süre boyunca üzerinde son derece gururlu bir eda taşıyordu. Ama ben göz bebeklerinin karanlığında yalnızlığın acısını görebiliyordum. Ya gerçekten ölmediyse ve bunca yıl boyunca mutsuz mutsuz yaşadıysa? Bunca yıl sonra hepimizi bir arada görmek onun için nasıl bir duygu? Kafasının karışması son derece normal. Ama eski düşmanları ile bile iletişim kurma isteği kesinlikle olgun ve bilge bir davranıştır. Evet. Bence bu harika bir teklif. Sizinle kalacaksam arkadaşlarımın işi rahat etsin. Aramızı düzeltirsek ne güzel olur. Boğaz gezisi bunun için harika bir fırsat. Vlad ve Rafi birbirlerine baktılar ve ikisi de onayla başlarını salladılar. Leo da teklifi kabul etti. Harika. Diğer aile üyelerimizi çağırayım. Hemen çıkalım. Ezel, Elçin ve Sarkın aramaya gitti. Evan ve diğer üyelerle vedalaşmaya başladık. Ama aniden misafirler arasında gri buklelerin altındaki tanıdık gözlükler parladı. Noe! Ona koştum. Neredeydin? Mehmet'in teknesiyle gidiyoruz. Bizimle gel. Üzgünüm, gelemem. Çevik yaşlı adam etrafıma dolandı, saklanmaya çalıştı. Ama ben onu kolumdan yakaladım ve kendime doğru çektim. Şaşkınlıktan bana çarptı, düşmemek için ona tutundum. Sarılır gibi olduk. Gözlüklerin altındaki bakış dudaklarımdan ve boynumdan aşağı kaydı. Camlar aniden buğulandı. Ancak sahip ciddiyetini korumaya çalıştı. Bu resmen taciz hanımefendi. Neden bana dokunuyorsunuz? Aa, bunu sen mi söylüyorsun? Babacık beni cezalandırsa ya. Aa! Ki aslında sen de ayağı hak ettin. Kahretsin, şu Hisar'dan daha yaşlısın ama çocuk gibi davranıyorsun. Bir geliyorsun, bir kaçıyorsun. Yaşlı adam öfkeyle geri çekildi ve yüzünü asıp ceketini düzeltmeye başladı. Biliyor musunuz hanımefendi? İlk başta tuhaf ama hoş biri olduğunu düşünmüştüm. Ancak şimdi... Delikanlı değilim artık, evet. Ama Orta Çağ Hisarı'ndan bile daha yaşlı olduğumu söylemek. Patavatsızlıktır. Gözlerini çıkardı ve cebinden bembeyaz, pırıl pırıl bir mendil çıkarıp sinirli bir şekilde camları silmeye başladı. Siz Noe değilsiniz. Değilim. Musa ve hatta İbrahim bile değilim. Yaşımla dalga geçmeyi bırakın. Oh Bay Paladi, her zaman neden bir yerlere kayboluyorsunuz? Arka odada sergi için tabloları hazırlıyordum. Sarı saçlı genç bir adam geldi, benimle konuştu ve sonra sanırım uyuyakaldım. Paladi utanmıştı ama hemen meydan okuyarak bana baktı. Yaşlılıktan değil. Çok özür dilerim, ben sizi o genç adamla karıştırdım. Onu nerede gördünüz? Beni genç bir adamla mı karıştırdınız? Yaşlı adam neşelendi ve omuzlarını dikleştirdi. Şey, olur öyle. Neyse, arka odanın nerede olduğunu tarif edeyim size. Hoşuna gitti. Kapıyı iterek kendimi alacakaranlığa bürünmüş geniş bir odada buldum. Noe, burada mısın? Arkamda bir tık sesi duyuldu. Kapı çarparak kapandı. Korkuyla arkamı döndüm. İyi akşamlar Leydim. Danışman, siz... Peki, Noe nerede? Aynı soruyu ben de soruyorum. Ama ikiniz de çok geç kaldık gibi görünüyor. O çoktan sıvışıp gitmiştir. Ne usanmaz bir tip. Vlad'ın buraya geleceğini öğrenince dayanamamış. Arkadaşı için eğlenceli bir karşılama ayarlamış. Bana burada neler olduğunu anlatabilir misiniz? Vlad İstanbul'a nasıl geldi? Karanlığına ne oldu? Neden yeniden insan oldu? Çok soruyu soruyorsunuz. Halbuki sizi biri bekliyor gibi görünüyor.
Evet ama cevap almadan gidemem. Gitmem gerek. Bunları sonra öğrenirim. Danışman kaşlarının altından bakarak etrafıma dolaştı. Vlad İstanbul'da. Çünkü mahkeme kararı ile onun hapsolması gereken yer burası. Aa. Nasıl yani? Nerede? Bu şehir çok acayip topraklarla kurulmuş. Burası sadece Avrupa ve Asya'nın sınırı değil. Aynı zamanda iki tektonik levhanın birleştiği yer. İstanbul biriciktir. Bütün dünyada başka böyle bir şehir yok. Aynen öyle. Eşsiz, çok güçlü bir yer. İnanılmaz bir atmosferi var. Bu arada toprak ve taşı karanlığı tutabilen en kuvvetli unsurlar. Jeoaktif bölgelerde ise özellikle. Vampirlerin neden dağdaki çatılarda yaşadığını anlıyor musunuz artık? Güçlenik orada daha iyi kontrol edebildikleri için mi? Evet. Romanya'da yaramaz öğrencimin dağın altından bir hayvancağızın neredeyse sağdığını hatırlar mısınız? Evet, Balauru. Karpat toprağı işte öylesine kadim bir karanlık varlığı bile tutabilir. Fakat buradaki yerler daha da enteresan. İstanbul'un altında bir dizi sekil nokta var. Onlara biz ocak deriz. Bunlar temel araçlar. Başka hiçbir şeyin yardımcı olmadığı durumlarda karanlığın güçleriyle savaşmak için son çare silahımız. Ocaklardan biri bu hisarın altındadır. Bu nedenle Vlad buraya yerleşti. Yani karanlığı İstanbul'un altına mı hapsedilmiş? Bu yüzden mi yeniden insan oldu? Leydim, iyimserliğiniz çok hoş ama Vlad insan olmadı. O hala tutuklandığı geceki gibi pençeli, kanatlı bir canavar. Ama gördüm. Bayan Rafaela tarafından yaratılan güzel bir illüzyon gördünüz. Vlad hala bir vampirin vücuduna sahip ama bu yetenekli kız yanında bulunduğu sürece etrafındakiler onu bir insan olarak görür. Ancak illüzyon stabil değil ve öncelikle Vlad'ın kendini kontrol etmesini gerektirir. İkincisi, Bayan Rafaela her zaman yakınlarda bulunmalı. Çok fazla uzaklaşırsa veya Vlad çok sinirlenirse herkes onun gerçek yüzünü görecek. Ama ocaktan bahsediyorsunuz. Karanlığı hapsetmek için onu kullanmadınız mı? Karanlığın tamamen hapsolması ancak Vlad ile birlikte mümkün. Şimdi yer altında çürür, sergilerde dolaşamazdı. Ama birincisi, onunki gibi bir güçle malum prosedür şehri etkilerdi. İkincisi, bazı yeni koşullar nedeniyle Vlad'ın özgür kalması gerekti. Yani karanlığa kısmen bağlı, kısmen kontrol altında tutuluyor. Yönetilebilir olması ve yeni kurbanlara yol açmaması için. Vlad Rumeli civarında kalmalı. Hisar'dan çıkabilir ama çok uzağa ve uzun süre için değil. Özür kalması gerekti dediniz. Kim ve ne için? Bence gitme vaktiniz geldi. Bu konuları bir sonraki sohbetiniz için bırakalım. Tamam. Evet, teşekkür ederim danışman. Yokluğumun arkadaşlarımı korkutmasından endişe ederek aceleyle geri döndüm. Leyla, nereye kayboldun? Hadi tekneye binme vakti. Soylanların adını taşıyan tekne çok büyük değildi ama çok şıktı. Rahat bir güverte, kusursuz mürettebat, atıştırmalıklar ve içecekler. Akşam yavaşça geceye dönüşüyordu. Gün batımından kalan ışın çizgileri hala gökyüzüne uzanıyordu. Ancak kıyılarda binlerce ışık çoktan yanmıştı. Bu gezi gerçekten harika olabilirdi ama... Yolcular hala çok gergindi. Ben, Leo, Vlad ve Rafi bir yanda... Soydanlar diğer yanda... Mehmet, Ezel, Serkan ve Elçin. Lütfen rahat olun. Teknenin tadını çıkarın. Kaptan acele etmemesini söyledim. Gizimizin olabildiğince dolu dolu geçmesi için. Çok güzel bir gezi olacak. Tek başına köprü bile yeter. Gerçekten harika değil mi? Evet, Fatih Sultan Mehmet adını taşımaya layık. Zaferleri yeni bir dönemin Osmanlı hakimiyetinin başlangıcı damgasını vuran büyük padişah. Mehmet soğukkanlılığını koruyordu ama gözlerinin nasıl bir gururla parladığı dikkat çekiyordu. Yabancı turistlerin ikinci Mehmet hakkında çok az şey bilmeleri son derece tarihsiz bir durum. Neyse ki Rumen düşmanının Drakula'yı herkes tanır. Halbuki neyle meşhur? Zalimliğiyle, korku filmlerinin kahramanı olduğu gerçeğiyle.
Mulat dalgaları izliyor ve bu monoloğu dinlemiyor gibi görünüyordu. Tarihi incelerken olayları değerlendirmenin mantığını bir türlü anlayamadım. Aynı eylemler için birileri damgalanır, birileri övülür. Drakon'un yaptıkları, o dönemde yaşanan vahşet düşünüldüğünde pek istisnai görünmüyor. Şaşırtıcı değil, iyilik de, kötülük de her zaman göreceli kavramlar olmuştur. Ne kadar ilginç, kızlarla sevmek dersinde iyi ve kötü adlı bir oyun oynamıştık. Kocasının İstanbul bakışını yakalayınca ekledi. İnsanların birbirlerini daha iyi tanımak için güzel bir oyun. İkişer ikişer halinde oynanıyor. Yazı tura atılıyor. Yazı veya türeyi tahmin edebilen soru soruyor. İkinci kişi dürüstçe cevap veriyor. Sadece iki soru sorulur. Hayatında yaptığı en büyük iyilik neydi? Ve tam tersi. Hayatında yaptığı en korkunç, en utanç verici kötülük neydi? Çok ilginç. İnsanın kim olduğunu açıkça ortaya koyuyordur. Oynayalım mı? Hem birbirimizi daha iyi tanırız. Sen bunu oyun mu diyorsun? Herkesin önünde içine mi dökmek? Ay, sen ne gıcıksın ya. Kimse öyle bir oyun oynamak istemez. Ertin o kadar üzgün bir şekilde başını eğdi ki herkes oynamayı kabul etti. Kocası ve Rafi hariç. Çok isterdim ama ben kötü bir şey, hiçbir şey yapmadım. Ertin neşeli neşeli güldü ve bir madeni para çıkardı. İkişer ikişer olarak bölünelim. Leo benimle, Leo Ezel ile ve siz ikiniz. Tam adamları. Mehmet ve Vlad'ı işaret ederek yazı tura attı. Bana tura çıktı. Öyleyse başlayalım. Leo, ne itiraf edeceğimi seç. Elçin, bize hayatına yaptığın en büyük iyiliği anlat, kötülüğü anlat. Kötülüğü anlat diyelim. Kötülüğü mü? Bunun bir hata ya da şaka olduğunu umarak şaşkın bir şekilde gülümsedi. Ama ben kararlılıkla başımı sağladım. Evet, yaptığın en korkunç ve en utanç verici şeyi. Bakalım bu masum gülümsemenin ve sevimli çillerinin ardında ne var? Kız kendini güçlükle topladı ve boğuk bir sesle konuştu. Yalan söyledim. Buradaki herkesin beni yargılayacağı şeyi saklamak için yalan söyledim. Ama bunu hiç düşünmeden tekrar yapardım. Neymiş bu? Neden bahsediyorsun Ertin? Kız cevap vermeden sadece başını eğdi. Sıra Leo ve Ezel'e geldi. Tura. Yazı. Madeni para havalandı, döndü. Bu Tura, Leo cevap verecek, Yazı, Ezel cevap verecek. Bunu dersem Leo ile ilişkim gelişiyor, bunu dersem Ezel ile ilişkim gelişiyor. Leo ile ilişkim zaten yeterince iyi. Bir de bunun kötülüğünü de merak ediyorum Ezel'in. O yüzden bunu demek istiyorum. Madeni parayı sıkan Leo yumruğunu sıktı. Ezel, hayatınızda yaptığınız en büyük iyiliği anlatın, kötülüğü anlatın. Kötülüğü anlat. Leo'nun bu soruyu seçmemesinden şaşmamalı. Ezel'e güvenmiyor. Yine soyduğunun yüzü soldu ve sesi biraz kısıldı. Unuttum. Ne? Yaptığınız en büyük kötülüğü. Ne güzel. Hayır, önemli bir şey unuttum ve belki de bu yüzden çok kötü bir şey oldu. Neden bahsettiğini tam olarak anlamış görünmüyor. Ama bu durum onu eziyet ediyor belli. Ertin, Vlad ve Mehmet'e yaklaştı, parayı havaya attı. Havada yay çizen madeni para yere düştü ve yerinde dönmeye başladı. Sonra durdu. Yaptıklarını Mehmet anlatacak, Vlad anlatacak. İlişkiyi geliştiriyor bu. Biliyorum ama... Bunu deyince Vlad kötülüğü soruyor. Mehmet de diyor ki... işte çok önceden bir kızı kötü durumda bırakmıştım. Lale'den bahsediyor. O sahneden bahsediyor. Vlad da diyor ki... Hayır, o değil, daha da kötüsü. Bir şey daha yaptın diyor. O tarz bir şey söylüyor yani. Tam olarak hatırlamıyorum. Mehmet de Lale'ye bakarak üzülüyor. Yani Lale ile ilgili bir şey. Yani o diyaloğu biliyorum ama Vlad'daki ikisinin diyaloğunu bilmediğim için Vlad diyeceğim. Parayı hızlıca alan Mehmet Vlad'a döndü. Nasıl bir soru soracağı belliydi. Kötülüğü soracak tabii ki de. Beyefendinin hangi davranışını en aşağılık ve iğrenç bulduğunu merak ediyorum. Seçim kolay olmayabilir. Bak.
Ama Romanya kültüründe en büyük günah olarak kabul edilen şey nedir? Nankörlük olabilir mi? Bir insan kurt gibi onu beslemiş eli ısırıyorsa. Ha. Bakayım bu ne diyor. Hayatımda en büyük kötülük o zaman yaptığım seçimdi. Önemli bir şeyin peşinden koşarken en önemlisini kaybettim. Önemli bir şeyin peşinde koşarken en önemlisini kaybettim. En önemlisi lale yüksek ihtimalle ama önemli bir şeyin peşine koşarken de intikam mı acaba? İntikamın peşine koşarken laleyi kaybettim. Hey! Korktum bir an be. Diyaloğu da öğrenmiş oldum. Çünkü hep Mehmet'i seçmiştim ilişkim gelişsin diye. Vlad'ı seçmemiştim, onu seçeyim dedim. Merak ettim çünkü. Bunu da öğrenmiş olduk. Tekneden keskin bir şekilde eğildi. Ayaklarımızın üzerine zorlukla durabildik. Ay, ay yine korktum Bir kez daha. Çok güçlü bir şey teknenin dibine vurdu. Serkan karısını tuttu. Leo bana koştu. Korkuklara tutunan Ezel şaşkınlıkla etrafına bakındı. Tekne geriye doğru eğildi ve altından büyük, karanlık bir şey çıktı. Dev bir çığ akışı gibi ilerledi ve daha da yükseldi. Gittikçe büyüdü, gittikçe yükseldi. Bu ne? Dalga mı? Öyle görünüyor. Ama olamaz. Denizin geri kalanı sakin. İnanması güçtü gerçekten. Deniz çarşaf gibiyken tam önümüzde inanılmaz büyüklükte olan tek bir siyah dalga yükselmişti. Ve azami gücüne ulaştıktan sonra köprünün tam ortasına çarptı. Yıkılmaz gibi görünen yapı sarsıldı ve onunla birlikte toprak, su ve hatta gökyüzü bile. Bu arada geri dönen dalga yeniden yükseldi ve aynı yere yönelmiş bir şiddetle vurdu. Köprüde çatlaklar oluştu. Orada insanlar var. Yüzlerce araba trafiğe takıldı. Gidecek hiçbir yer yok. Dalganın üçüncü darbesinden sonra köprüden kıvılcım demetleri ve beton parçaları fırladı. Kablolar koptu. Yani hasar ciddi. Al işte. Köprüde kaos vardı. Uğultu ve insan çığlıkları duyuluyordu. Kimse bu korkunç manzaradan gözlerini ayıramaz haldeydi ama ben yine de arkama baktım. Güvercede bir yolcunun eksik olduğunu fark ettim. Mehmet nerede? Bilmiyorum. Vlad ile göz göze geldik. Teknenin en kenarında duruyordu ve... Hayır, ne yapıyor? Al işte. Vlad güverteden aşağı atladı ve bir anda deniz sularının karanlığında kayboldu. Niye yani şimdi atladı anlamadım ben. Mehmet'in peşini mi? Allah'ım ya. Leo, onu görebiliyor musun? Evet, bak. Gösterdiği yöne baktım ve gece sesinin içinde bir gölge fark ettim. Su yüzeyinin üzerinde yükseldi ve kanatlarını çırparak kıyıya doğru uçtu. Al işte. Hisar'a dönüyor. Köprüye baktım. Dalga saldırmaya devam ediyordu. Bilinmeyen bir gücün yönlendirdiği karasular her seferinde daha şiddetli bir şekilde köprüye çarpıyordu. Sanki boğazın ta kendisi Fatih Köprüsü'ne saldırıyor. Bu bir dua hadisesi değil. Başka bir mistik olay daha. Ama sebebi nedir? Kaynağı nerede? Yukarıdan giderek daha fazla beton parçası da düştü. Çatlaklar büyüdü, çoğaldı. Köprü gerçekten de yıkılmak üzereydi ve binlerce masum insan ölümün eşiğindeydi. Dalga tekrar yükseldi ama aniden ezici bir darbe daha indirecekken hızla azalarak alçaldı. Birkaç saniye içinde kemiğini tam anlamıyla boğazının içine geri çekildi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalık sessizleşti. Rafi yıldaki odamda huzursuzca dolaşıp oturduruyordu. Bugün oradan gitmen pek mümkün değil. Evet, sen geceyi burada geçir. Yarın Romeli'ye dönersin. Ama orada, Vlad'ın yanında olmalıyım. Beni bu yüzden gönderdiler. Rafi, neden denize atladı? Çünkü dalganın onun yüzünden yükseldiğini düşündü. Ben öyle düşünmesem de. Kapı çaldı. Ertin ve Ezel geldi. Genel olarak haberleri iyi. Köprüdeki kimse zarar görmemiş. Tahliye sürüyor.
Ama bugün herkes geceyi burada geçirmek zorunda kalacak. Avrupa yakasına giden yollar kapatılmış. Hem karada hem boğazda. Bayan Rafi, odanız hazır. Peki o akrabanız, aile reisi, bulundu mu? Hayır, tekneden kayboldu. Kendiniz gördünüz. Mürettebat her yeri kontrol etmiş ama nafile. O da denize atladı işte. Tekne sallanırken denize düşmüştür diye düşünüyorum. Umarım iyidir. Herkes kendi odasına geçti. Ben de yatmadan önce eski tablolardan birinde çalışmaya karar verdim. Evet, eskiye gidiyoruz. Rüzgarla odaya bir yaprak uçtu ve açık bir kitaba düştü. Kağıt da aynı renkteydi. Kahverengisi bir sarı rengi. Lale okumayı bıraktı ve pencereden dışarı baktı. Havalar hala sıcak ama sonbahar etkisini gösteriyor. Eylül bitiyor. Bir hizmetçi Esme'den not getirdi. Padişahın küçük kızı kuzenini de bahçeye davet ediyordu. Kurnaz kız muhtemelen yine dadılardan ve benden kaçıp Prado ile vakit geçirmek istiyor. Lale yürüyüşe çıkmak için isim değiştirmeye karar verdi. Narin Zakkum. Ay ne kadar hoş elbisenin rengi, yapısı. Değerli Safran. Evet. Eve Gümece. Ay bu da çok güzelmiş. Sonra saçını taradı. Doğal bukleler. Mükemmel bukleler. Yarı toplu. Evet. İsminin sesi ağaçların arasında çınladı. Ama hocalarıyla değil, bir erkekle konuşuyordu. Evet, saraydaki birçok insan numara yapıyor. Sizi ve beni popohluyorlar çünkü biz padişahın çocuklarıyız. Ben de bundan bahsediyorum. Saraylıların şimdi etrafında nasıl dans ettiğini görüyor musun? Ben küçükken anneme ve bana karşı tavırlarını unuttum sanıyorlar. Aldanma onları Esme. Ben sana göz kulak olacağım. İhtiyacın olan her şeyi sana vereceğim. O saray dal kabuklarının hiçbirine ihtiyacın yok. Teşekkür ederim Mehmet abi. Ama herkes öyle değil. Örneğin Rado her zaman dürüsttür. Evet, tatlı bir çocuk o. Bence onun arkadaşı olabilirsin. Evet, bunu öğreten abisiymiş, Vlad. O da çok dürüst. Lale Hatun'un nasıl sıkı bir dostlukları var duydunuz mu? Padişah babacığım bile hayran. Bir keresinde Vlad ile diğer arkadaşı Aslan, kuzenimize kurtarmak için hayatlarını riske atmış. Ay, ay üzülme. Esme Lale'yi fark etti ve sevinerek el salladı. Lale mecburen onların yanına gitti. İyi akşamlar Lale Hatun. Ne kadar sofistike ve şık görünüyorsunuz. Nadir bir kombinasyon ama siz bu konuda her zaman başarılısınız. Thanks canım. Esme git. Göldeki balıkları say. Mehmet. Oh merak etme abi. Uzun uzun sayarım. İstediğinizi konuşun. Kız onları yalnız bırakarak gölete koştu. Beni buraya kendiniz çağırabilirdiniz. Kardeşinizi kullanmanıza gerek yoktu. Gelir miydiniz? Hayır ama... ya işte. Kervansaray gezisinden beri görüşmediler. Ondan sonra Mehmet yine Lale'ye hediyeler göndermeye başladı ama bu sefer Kamil'i kazanmak için değil. Lale ile bu yöntemin işe yaramayacağını artık biliyordu. Ama yeni bir planı vardı. Şimdilik ona öylesine hediyeler gönderiyordu. Kendi zevki için. Ve tabii ki kıza kendini sürekli olarak hatırlatmak için. Lale kendini tutuyor ve karşılık vermiyordu. Ama her sabah nefesini tutup Mehmet'ten yeni bir ilgi işareti bekliyordu. Hizmetler geç kalınca endişelenirdi. Bu tür her aksamanın kurnaz hayranlığı tarafından özenle planlandığını bilmezdi. Şimdi onun karşısına çıkınca aşırı heyecanlıydı ve bunu kayıtsız bir ses tonunun arkasına saklamaya çalışıyordu. Peki ne istediniz? Genç adam ona bir parşömen uzattı ve açmasını bekledi. Edirne'nin yakınlarında köşk ve diğer binaları olan devasa bir arazinin mülkiyet belgesi. Benim adıma nereden geldi bu? Şaşırıyorsunuz. Kiminle konuştuğunuzu unutmuş gibisiniz. Geleceğin padişahı için sevgili kuzenine böyle bir hediye yapmak zor değil.
Şehzade bunu bilerek üstünlük taslayarak söyledi. İkisi tam olarak biklediği gibi oldu. Her şey para mı? Kendimi ağırdan sattığımı mı düşündünüz? Daha pahalı bir şeyler alabilmek için önceki hediyelere karşılık vermediğimi mi? Mehmet sustu. Kızın kızarmış yanaklarına ve gözlerindeki kıvılcımlara gizli bir hayranlıkla baktı. Lale'nin narin yüzüne bu öfke ne kadar yakışıyordu. Kendini unutarak bu fırtınada gururlu doğasının tüm tutkusunu göstermiş oldu. Bu perşemen o an Mehmet'in suratına çarpsa bile buna değerdi. Gerektiği kadar sessiz kalan şehzade şaşkın numarası yaptı. Özür dilerim, sizi üzmek istemedim. Kimsesiz anneler için zaviye açmak istediğini söylemiştiniz. Evet, istedim. Bir mekana ihtiyacınız vardı. Uygun bir şey arama talimatı verdim ve işte burada. Madem bu fikir sizden çıktı, tapuyu da sizin üzerinize yaptık. Ayrıca bütçe ve çalışan personel konusunu da hallederim. Siz sadece her şeyi istediğiniz gibi organize edin yeter. Planı mükemmel çalıştı. Lale utancından yerin dibine girmeye hazırdı. Aynen öyle. Çok fena. İyi Mehmet. Mehmet için bu en büyük zevkti. Asalete karşısına pes eden kızın mahcubiyeti. Özür dilerim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ya öyle bilip bilmeden atlarsan olacağı. Mehmet'in bu konuda pek çok fikri vardı. Ama plana göre cevap verdi. İnsanlara yardım etme fırsatı verdiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Ve bu arada bir isim bulmalıyız. Lale Hatun zafiyesi nasıl? Ama her şeyi siz finanse ediyorsunuz. Zaviye sizin adınız açılsa daha doğru olur. Mehmet'in planı tıkır tıkır işlemeye devam ediyordu. Genç adam uzlaşır gibi bir tavırla gülümsedi. İkimiz de işin içinde olduğumuza göre Şehzade Mehmet ve Lale Hatun zaviyesi diyelim. Bence ileride başka ortak projelerde de bu ismi kullanırız. Ya! Sesler duyuldu. Esme bir arkadaşın elinden tutarak onlara doğru koşuyordu. Rada geldi, yaşasın. İyi akşamlar. Ama çocuklar yalnız değildi. Arkasında Vlad ve Aslan da geldi. Aha. İkisi de şaşkınlıktan duna kaldı. Lale'yi görmeyi umuyorlardı. Mehmet'i değil. Lale, yürüyüşe çıkıyorduk. Katılırsan seviniriz. Ya sen öyle gülümserken nasıl hayır diyeceğim ben ya. Lale Hatun'u bu akşamı ailesiyle geçirecekti. Aslan, Vlad, ben büyük bir zevkle sizinle yürüyüşe çıkacağım. Kuzenlerimle kalacağım. Esmenyesi de yere gideceğim. Şimdi bunu söylersem Mehmet kızıyor. Aslan ve Vlad üzülüyor. Bunu söylersem hiçbir şey olmuyor. Ben bunu söyleyeceğim. Beni buraya davet eden oydu. Karar ona kalmış. Esme memnuniyet tavırlarını oluşturdu. Hep beraber yürüyüşe çıkalım o zaman. Biz Radu ile arkadaşız zaten. Siz aynı sınıfta okudunuz. Eski güzel günleri hatırlarsınız. Tabii canım. Radu Vlad'a yalvarıcasına baktı. Sessizlik gittikçe ağırlaştı. Ama sonra tekrar ayak sesleri duyuldu. Padişah ve mahiyeti geldi. Baba, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nasıl olsun? Ölmeye vaktim yok. Devlet işleri beklemez. Sizi bir arada görmeye beklemiyordum ama bu arada bir şey konuşmak istiyorum. Hizmetçiler padişahın oturmasına yardım ettiler ve uzaklaştılar. Esas olandan başlayacağım. Yarın öğlen sefere çıkıyoruz. Bütün ordu. Lale bunu hiç beklemiyordu. Yine mi? Böyle aniden ama önce seferberlik. Zaten ilan edilmişti. Gizden gizliye. İskender'in casusu aramızdaymış. Sürpriz bir şekilde hareket etmek en büyük kozumuz. Yine Arnavutlara mı savaşacağız? Sadece Arnavutlarla da değil. Bu sefer Avrupa'nın yarısı bize karşı. Macarlar, Papa Nikolas'ın desteğiyle Eflak Prens de ile birleşmiş. Yanoş, Yunyadi komutasındaki ortak ordusunda 30 binden fazla kişi varmış. Ve İskender de Arnavut askerlerini alıp onlarla beraber Osmanlılara karşı savaşacakmış. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Henüz tarafsız olan Sırp topraklarını da Kosova sahasında karşıya geçeceğiz. Bu sadece bir savaş değil. Hristiyan ve Müslüman dünyaların yüzleşmesi olacak. Biz kazanmalıyız. Aramızdaki Eflak askerleri olacak. Bu kısmı düşünmekte fayda var. Bize kazık atabilirler.
Evet, konuşmam gereken konu buydu, Vlad. Efendim şu anda hükümdarı Vladislav, Macarların kuklası olmuş zavallı bir korkaktır. İnsanlarınızı ölüme götürüyor. Bu savaşın onun sonu olması için elimizden geleni yapacağız. Mehmet oğlum, sağlığım bunu görebileceğimi garanti etmiyor. O yüzden şunu bilin, Vlad, Efra'nın yeni hükümdarı ve oradaki stratejik ortağımız olmalı. Vladislav'ın aksine Vlad'ın pek çok erdemi vardır ve gerçek varis de odur. Ama ortağımızın bize sorgusuz sualsiz sadık olmalı. Abim onurlu bir adamdır. Sevdiği kişilere bile asla ihanet etmez o. Öyle mi? Bunu ağzından kaçıran Rado çok utanmıştı. Demek istediğim bu değildi. Padişahı seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Sizi ise şehzadem. Resmen hayranım. Haha, işte sadakat dediğim budur. Hem Rado da gerçek varis. Belki de onu hükümdar yapmalı. Bebeğim, hayatım, Vlad varken Rado... Şaka mı bu yoksa ciddi mi? Bilerek kışkırtmak için yapıyor. Aa, Rado çok tatlı bir çocuktur. Umarım büyüdüğünde abisinin sağ kolu olur. Vlad'ın sadakatinden şüphem yok Mehmet. Rado haklı. Ama en önemlisi şu Vlad. Macarlar ve Janos Hunyadi'nin babasına ve abisi Mirsa'ya ne yaptıklarını çok iyi hatırlıyordur. İşte bu sebeple daha iyi bir yoldaş bulamayız. Haklı mıyım Vlad? Evet, haklısınız. Osmanlı tarafına sadık kalacağım çünkü ülkelerimizin dost olmasını istiyorum. Herhangi bir ortak Macarlardan iyidir. Hunyadi'nin ailemin intikamını almalıyım. Cesaret almamız gerekiyor değil mi? Ama ben bunu söyleyeceğim. Eflak ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki yeterince düşmanlık vardı. Makul bir işbirliğine geçme zamanı. Kolay bir karar değil. Vlad iki düşman arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Daha az kötü olanı seçiyor. Evet. Harika. Eflak'ın böyle aklı başına bir hükümdara ihtiyacı var zaten. Aslan, şimdi sana geçelim. Arkadaşlarına haberi şimdiden verebilirsin. Ne haberi? Geçenlerde padişahımız özel muhafızların başına atanmamla ilgili bir kararname imzaladı. Artık resmi olarak pozisyonum bu. Gerçekten mi? Ne kadar güzel. Tebrikler aslan. Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir onur. Özel muhafızların savaşta da görevleri çoktur. Ancak öncelik daima padişah ve ailesinin korunması olmalıdır. Mehmet, Esme ve Lale'yi işaret etti. İşte sahip olduğum en büyük kıymet, oğlum, kızım, yeğenim. Ona sana emanet ediyorum aslan. Bana, imparatorluğa, bütün dünyaya ne olursa olsun, her şeyden önce onları en pahasına olursa olsun korumalısın. Bunu her şartta yapacağıma söz veriyorum padişah. Teşekkür ederim. Şimdi sen Lale. Aha. Canım benim, cesaretini, öğrenme azmini ve içsel özgürlüğünü çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum ama bazen senin için endişeleniyorum. Hayatın düzene girdiğini, yalnız olmadığını görsem içim rahat eder. Konu nedir padişahım? Evlilik düşünme vaktin geldi Lale. Bunları şimdi burada konuştuğum için beni bağışla ama hepsi yakınların, ailen ve arkadaşların. Benim ise zamanım daralıyor ve daha uygun bir an bulamayabilirim. Seni zorlamak istemem. Hayat arkadaşını kendin seçeceksin. Makul çerçevede tabii. İskender veya Hunyadi ile evleneceksen karşı çıkarım mesela. Baba, kuzen Nilay'ın kocası İskender gibi düşman biri değil de Osmanlı olmayan biri olursa? Esme yan yan Radu'ya baktı. Padişah ailesinde ferdi olan bir kız yabancıya evlenebilir mi? Esme. Efendim abi? Senin uyku vaktin gelmedi mi? Daha neler? Hava kararmadı. Tavuklar bile uyumuyor. Ah Esme, Lale'nin babası yabancıydı. Kız kardeşimin onun evlenmesine izin verdim. Ama ne yazık ki mutlulukları kısa sürdü. Benim batıl inançlı olduğumu düşünebilirsiniz ama... Lale'nin annesinin yolundan gitmesini istemiyorum. Kendi toprağında birini seçse iyi olur. Mesela Mehmet. Hemen cevap verme canım, düşün. Ancak bir seferden döndüğümüzde bu sorunu çözmemiz gerekecek. Benim gücüm olmazsa nikah işini kuzenim Mehmet halleder.
Tabii ki halleder. Şimdi gidin çocuklar, gençler. Askeri harekatın ayrıntılarını görüşmek için benimle kalacaklar. Bir de merak etme. Gitmeden önce vedalaşmak için, arkadaşlarımla vakit geçirmek için fırsatın olacak. Yarın öğlene kadar zamanları var. Erkekler bahçede kalırken Lale ve çocuklar saraya döndüler. Esme ve Rodu ile biraz zaman geçirdi. Ve sonra Alexander'a gitti. Onu okulda buldu. Büyücü kızın hassas bakışı, bir şeylerin ters olduğunu hemen fark etti. Bir şey mi oldu? Lale padişahla evlilik hakkında yaptığı konuşmadan bahsetmedi. Yakında da olsa gelecekteki meseleydi. Gençlerin ise hemen yarın savaşa gitmesi gerekiyordu ve bu Lale'nin kalbini paramparça ediyordu. Yine savaş, inanamıyorum ve bu sefer çok daha tehlikeli. Karşılarına birkaç ülkenin birleştiği devasa bir ordu çıkacak. Halbuki askerlerimiz buna hazırlıklı bile değil. Ah, bir şekilde ona yardım edebilsem, onları korusam. Keşke güçlü bir savaşçı olsam ve ben de savaşa gitsem, etkili bir diplomat olsam ve sorunları savaşmadan çözebilsem, silah ustası olsam ve onlara en iyisi kalkanlar ile kılıçlar yapsam. Cesaret almamız gerektiği için bunu söyleyelim. Ama olmaz ki, kız olarak doğduğum için nakış işlemeyi sevmem gerekiyor. Bu arada nakış hakkında Vlad ve Aslan için tılsımlar yapabilirsin. Ben mi? Ama büyücü olan sensin. Ama onları sen seviyor, sen değer veriyorsun. O yüzden gücün benimkinden çok daha etkili olacak. Bütün kadınlar biraz büyücü. Sevdikleri için kendi elleriyle bir şeyler yarattıklarında bu eşya tılsım görevini görebiliyor. Kızların sevdiği erkekler için gömlek işleme geleneği nereden geldi sanıyorsun? İçten sevgi ve özenle atılan her dikiş, kimse bilmese de güçlü bir koruyucu sihirdir. Alexander pencereden dışarı baktı. Gerekte çiçekleri ve bitkileri gece yarısından önce, üzerine akşam çiği varken toplar ve onlarla nakış yaparsam tılsımın gücü iyice yükselmiş olur. Lale şaşkınlıkta kirpiklerini kırpıştırdı. Şahi Hatun bunu bize nakış derslerini anlatsa çok daha özenli çalışırdım. Ama yine kadar her şeyi nasıl yetiştiririm? Ben yardım edeceğim. Önemli olan gömlekleri bulmak ve bitkiler için ormana gitmek. Lale dikiş atölyesine koştu. Oradakiler onun hocasına çok saygı duyuyordu. Kız için bembeyaz ketenden yapılmış en güzel gömlekleri seçtiler. Lale aceleyle geri dönerken ağaçların arkasında aslan ve balığın seslerini duydu. Şaka olsun diye yanlarına yaklaşıp onları korkutmak istedi ama sohbeti duyduğu an istemsizce donup kaldı. Duydun mu? Padişah onu evlendirmek istiyormuş. Bir gün olması gerekiyordu. Ama Lale kendi isteyince, biliyor musun? Düşündüm de onu şimdi zor evlendirmeye kalkacaklar. Keşke ikimizden biri onunla evlense. Tabii o da isterse. Ben de bunu düşündüm. Sen artık özel muhafız müfredesinin başındasın. Padişah Lale'yi seninle evlendirebilir. Öyle düşünecek zaten. Aslan başına eğdi ve alnını ovuşturdu. Lale heyecanını gizlemek istediğinde bunu yaptığını biliyordu. Şey, ben onun için sadece bir arkadaşım ama sen geleceğin kralısın. Padişahın aile mensubu bir kız için daha uygun bir seçeneksin. Lale, Vlad'ın ebediyen solgun elmacık kemiklerinin kızardığını ilk kez gördü. Eğer beni kendi seçseydi her şey farklı olabilirdi. Ama seninle çok daha huzurlu bir hayatı olur. Ne de olsa bu savaştan hiç dönmeyebilirim. Her birimiz için öyle bir ihtimal var. Kulak misafiri olduğu için utanan Lale, varlığını belli etmek için daldırı şırdattı ve arkadaşının önüne çıktı. Şaşırdıkları için kızdılar. Neler oluyor? Neden bu saatte buralarda dolaşıyorsun? Alexandra ile kıza kıza bir şeyler yapıyoruz. Aslında acelem var, ormana gitmemiz gerekiyor. Ne? Hadi ama anlat her şeyi. Tamam. Sizin için tılsım yapmak için şifalı bitkiler toplamak istedik. Tek bir şey söyleyebilirim. Gecenin bir yarısı ormana tek başınıza gitmeye kalkarsanız asıl size tılsım lazım olur. Hatta onlar bile sizi bizim gazabımızdan kurtaramaz. Öyleyse bizimle gelin, bu akşamı birlikte geçirelim, bitkisiz yaparız. Evet. Bu başka bir konu. Yol hazırlıkları bitmek üzere. Yürüyüşe çıkabiliriz.
Alexandra'ya göre en iyi bitkiler suyun yakınında yetişiyordu. Bu yüzden orman gölüne gitmeye karar verdiler. Arkadaşlar cırcırı böceklerin cıvıltılara eşliğinde ılık gece havasını soluyarak kıyıda bir açıklıkta durdu. Sonunda botanik dersinde kazandığım mükemmel puanlar işe yarayacak. Bütün bitkileri iyi bilirim. Harika. Şunları bulmalıyız. Kuşun gözyaşları, kaz ayak izi, tanrının ağacı. Bunlar muhtemelen roman isimleri. Vlad çevir. Ben de o tür roman bitkileri bilmiyorum. Calyx arenaria'yı, Artemisia absinthium'u biliyorum. Bunlar bitkilerin Latince isimleri. Öğrendim. Alexandra hoşnutsuzlukla homurdandı. Ne Latincesi arkadaş? Kimse o dili konuşmuyor artık. Sıradan insanlara hava atabilmek için zübbelerini öğrendiği değil. İşte onlar böyledir Alexandra. Bu kraliyet çocukları. Farklı ülkelerden olmalarına rağmen Tanrı değişmiş bize nazaran birbirini daha iyi anlarlar. Çocukluğu boyunca tarlalarda koşuşturmasına rağmen bitki isimlerini hiç öğrenmemiş bir kral oğlunu tanıyorum. Çünkü botanik derslerinde sadece böceklerle ilgileniyordu. O da sırf kızları korkutmak için. Bu dünyanın bütün erkek çocukları için geçerlidir. Ben öyle bir şey yapmadım. Ah, en azından birileri kızları acıdı. Hayır, böcekleri acıdım. Sessizliği severler. Bir kızın ciyaklamasına katlanmak kolay değil. Tamam, ben bitkileri toplayacağım. Sen Lale, üvez bulmaya çalış. Kızlar farklı yönlere gitti. Erkekler ateş yakmaya başladı. Alexandra, sürekli ne çiğniyorsun? Bir yaprak, yenilebilir türden. Yerli tavşanlar ve karacılar için endişelenmeye başladım. Aç kalabilirler. He tabii, bu arada şu çiçek de yenilebilir. İri bir tomurcuk kopardı ve hepsini ağzına sokup iştahla yedi. Çok lezzetli. Bu sırada büyükçe bir gece böceği ona doğru uçtu ve yüzünün her tarafına dönmeye başladı. Onun uzaklaşsın iyi olur bebeğim. Bakarsın senin de yenilebilir ve çok lezzetli oğlun ortaya çıkar. Ay pardon. Arkadaşlar pardon, devam ediyorum. Alexandra yanıt olarak yüzünü buruşturdu. Hep beraber kahkaha patlattılar. Lale nerede? Arkadaşlar etrafa baktılar ve onu uzakta bir ağacın altında gördüler. İri iri üvez meyveleri tam önündeydi. Ancak kız hiçbir şey toplamıyor, hayal kurarak uzaklara bakıyordu. Baksanıza şu ışığı ve sudaki yansıması. Ya yapraktaki gölgeler? Müthiş güzel. Şu çok tatlı bir surat var ya. Doğa en iyi sanatçıdır. Hiçbir fırça bunu resmedemez. Şunlara bak. Biri her şeyi yemiş, diğeri ise hayran hayran etrafa bakıyor. Neyse, şimdi ateş yakar yardıma geliriz. Yanmıyor, her yer çiğ. Her yer ıslak. Vlad bir kez daha çakmak taşı parçalarını birbirine vurdu. Herkin genç bir kıvılcım olup olmadığını görmek için eğildi. Onda Alexandra gözlerini kıstı. Bir şeyler mırıldandı. Fuş. Ateş alevlendi. Kıvılcımın etrafı saçıldı. Gençler geri tepti ama artık çok geçti. Evet. Neyse ki yanıyor. Ya sizi yerim ben. Ya ben bu Leo'yu bilmiyorum, ayrı seviyorum ya. Kızlar hazırlıklarını bitirip genç adamların yanına döndüklerinde onlara bir sürpriz bekliyordu. Tatlı, güzel aromalı yabani böğürtlen çayı ve ateşte pişmiş, hafif çatlamış, mis kokulu elmalar. Ne zaman pişirmeye vaktiniz oldu? Orman pideleri bugün harika misafirin geldiğini öğrenince getirdi. Lale yere oturdu ama aslan dikkatli onun omuzlarına sarıldı. Ateşten çıkan duman kızın yüzüne gelmesin diye onu başka yere oturttu. Seni yerim ya. Böyle daha iyi. Vlad kızın dizlerini pelerinle örtü, bakır bir bardağa sıcak çay koyup uzattı. Kızın ellerini tuttu, ısınmasını bekledi. Ya Vlad seni yerim ya. Ellerin hep buz gibi. Benim de öyle, al ısıt, benim elim de ısıt. Göl kenarında zaman harika geçiyordu, huzurlu ve kaygısız. Dudakları çay, vücutları yakınlık istiyordu, ruhları güzel bir sohbet. Ayrılığın acısını, yakışan savaşının kaygılarını ve zorluklarını düşünmek istemediler. Böyle bir günde hep beraberken sadece iyi şeyleri düşünmeyi ve güzel bir geleceği hayal etmeyi tercih ettiler.
Bu nedenle arkadaşlar hedeflerine ulaştığında ne yapacaklarından bahsettiler ve hayal gerçekleştikten sonraki hayalinden. Bir gün memleketimi ziyaret etmek isterim. Ailemden birini bulmak. Belki erkek veya kız kardeşim vardır. Belki ebeveynlerim bile hala hayattadır. Hiçbir akrabamı tanımıyorum. Ben babamın hayalini gerçekleştiririm. Birkaç neslin yaşayacağı büyük bir aile sosu inşa ederim. Etrafta bir sürü çocuk koşuşturur. Benim ve kardeşimle olan çocukları, sonra onların çocukları. Ben köyümü çocuklar için bir okul açmak isterim. Sırayınızdaki kadar güzel ve neşeli. Her hafta sonu en çalışkan öğrencilere gerçek padişahların yediği tatları dağıtırım. Ben kendini çirkin sanan insanlar çizerim. Tuvalerimde güzelliklerini görsünler diye. Çünkü aslında çirkin insan yoktur. Sadece bir zamanlar alınmış yaraların yamuk ayna yansımaları vardır. O yazın son sıcak gecesiydi. Güzel mevsim bitmek üzereydi. Güz göğünün kubbesi altında, ormanın kollarında, gece yarısı yıldızların hışırtı seçtiğinde, dört ateşli genç kalbe, kaçınılmaz aralık öncesi verilmiş güzel bir hediye. Tamam. Erkekler kendi odalarına, kızlar da Lale'nin odasına gittiler. Lale yetiştirememekten korkarak hemen nakış işlemeye başladı. Alexander ona yardım etti. İpleri geçirdi, yönlendirdi. Aceleden Lale ip parmaklarını iğne batırıp durdu. Ama işine odaklıydı ve dostlarına olan tüm sevgisini nakışa katmaya çalışıyordu. Gökyüzü aydınlanmaya başladı. Sabaha yaklaşık yarım saat kılı kapı çaldı. Kapıyı açan kızlar Aslan ve Vlad'ı gördü. Ne oldu? Neden buradasınız? Lale, gidiyoruz. Hemen şimdi. Müfrezelerimizin diğerlerinden önce yola çıkacakmış. Vedalaşmak için tam anlamıyla bir dakikalığına kaçtık. Hiçbir şey anlamayan Lale onların boynuna atladı. Gençleri üzmek istemedi ama gözyaşlarını tutamadı. Neden? Vedalaşmak için en az yarım günümüz daha olur diye sanıyordum. Sizi böyle alelacele bırakmak istemiyorum. Alexander da yanlarına koştu ve gençlere sarıldı. Lale birden hatırladı. Sizin için tasım yaptım. Neyse ki gömlek de hazır ama sadece Aslı'nın gömleği hazır. Ama sadece Vlad'ın gömleği hazır. Ama henüz hiçbir gömlek hazır değil. Tabii ki ikisi de. Olur mu hiç öyle şey? Lale hızla gömlekleri çıkardı. Ve aceleyle birini Aslan'a, diğerini Vlad'a tutuşturdu. Savaş sırasında üzerinizde olsunlar. Sakın çıkarmayın. Teşekkürler Lale. Çıkarmayız. Ama asıl tılsım sensin. Evet, sen kendine iyi bak yeter. Ya. Bahçede bir ses duyuldu. Vlad ile Aslan'ı çağırıyorlardı. Güle güle Lale. Yakında görüşürüz Lale, üzülme. Gençler koşarak bahçenin karanlığına uçtu. Gündüz olsa Lale bir süre daha onları görebilirdi. Ama bu saatte şafak öncesi pus onları yutmuş gibi iz bırakmadan saklanmıştı. Lale elleriyle yüzünü kapattı ve Alexander'ın omzuna gözyaşlarına boğuldu. Ay kıyamam sana ya. Ertesi sabah Lale bir not aldı. Mehmet'ten. İşine herhangi bir giriş cümlesi olmadan tek bir satır vardı. Veda etmek için gelirseniz çok sevinirim. Lale ne yapacağını bilemedi. Mehmet'i uzun süre göremeyeceği düşüncesi bir yandan ona acı verirken, diğer yandan kız bunun ona iyi geleceğini ve genç adamı unutması için imkan tanıyacağına kendini ikna etmeye çalışıyordu. Sanmıyorum ama. Lale yürüyüş yapmak ve düşünmek için bahçeye çıktı. Ancak orada Ali Bey ile karşılaştı. Aslan ve Vlad ile beraber gitmediniz mi? Adam sadece elini salladı. Nerede? Daha yapacak o kadar çok işim var ki. Bu iki müfreze, şeytan bilir neden kadar aceleyle gönderildi. Aslında onları öyle gecenin bir yarısı yola çıkarmak için hiçbir sebep yoktu. Ama Şehzade Mehmet öyle istedi. Yapacak bir şey yok. Lale öfkeli yumruklarını sıktı.
Yani Şehzade Mehmet istemiş. Şimdi kesinlikle yanına gideceğim. Bundan sonra görmek bile istemiyorum. Tabii ki bu. Mehmet'in odasında Lale'yi zaten bekliyorlarmış. Kızı hemen avluya geçirdiler. Dedikleri gibi şehzadenin antrenman yaptığı alana Lale küçük bir patikadan yürüdü. Ve onu hemen gördü. Mehmet elinde kılıçla rakibine şiddetle saldırıyordu. Al sana, evet. Lale onu daha önce hiç böyle savaşta görmemişti ve şimdi istemsiz donup kaldı. Büyülenmiş gibi baktı. Nasıl hareket ediyor böyle? Hafif, esnek ama bir o kadar da tehlikeli. Mehmet birkaç darbe daha indirdi. Düşman teslim oldu ama şehzade yine de mutlu değildi. Kılıcını yere fırlattı. Bu da uymuyor. Kılıç değil, rezalet. Bana başka bir tane bul. Sıcaklamış, terlemişti. Gömleğini çıkarıp kuşağını çözdü. Ha? Su. Onu böyle görünce Lale'nin de ağzı kurudu. Çıplak göğsü parlak ter damlaları içinde, kalçasına mucizevi bir şekilde düşmeden durabilen pantolonu. Mehmet'e bir leğen dolusu su getirildi. O kadar soğuktu ki üzerine buhar yükseliyordu. Genç adam hiç düşünmeden onun üzerine devirdi. Vücudunu tepeden aşağı boşalttı. Of! Mehmet bu işte. Her şeyi abartılı adamın. Alev ve buz bir arada. Temiz bir gömlek ve kemer getirmişler. Şehzade onları almak için uzandı ama o an Lale'yi gördü. Pislik. Çok pislik bir insansın. Ne ağır antrenmanlar ne de buzlu onu bu konu bu kadar heyecanlandıramazdı. Mehmet sabahtan beri kendine yer bulamaz haldeydi. Düşünüp duruyor, kendini eziyet ediyordu. Kız gelecek mi, gelmeyecek mi? Ve işte buradaydı. Yok olun. Yok olun. Kimseye bakmadan söyledi bunu. Tarvan alışkın yardımcıların anında buharlaştı. Mehmet ise hızla Lale'ye yaklaştı. Hızını ayarlayamadı ve kıza fazla yakınlandırdı. Hala çıplak, hala çok sıcaktı. Sizi gördüğümü sevindim. Lale göğsünün tam gözlerinin önünde kabarıp indiğini görüyordu. Kokusunu alıyor, genç adamın düşmanına karşı beslediği hırs ve öfkeyi hala görebiliyordu. Kollarına bakmadı ne demedi. Esmer, zarif, güçlü, kaslı. Savaş alanında onunla başa başa kalacak düşmanın yerinde olmak istemem. Ve sonraki anda onun gibi yetiştirilmiş bir kız için inanılmaz derecede ayıp bir düşünce geldi aklına. Lale, Memir'in sadece savaş alanında değil, yatakta da böyle olabileceğini düşündü. Ve oradaki olası düşmanlarını deli gibi kıskandı. Lale buraya öfkeden gidilirerek geldi. Dostlarına böyle bir kazık attığı için onu parçalamaya hazırdı. Ama şimdi... Öfkesi o kadar tuhaf bir şeye dönüştü ki kız bu duyguyu nasıl adlandıracağını bilemedi. Kontrol edilemez bir tutku, sarhoş edici bir heyecan. Lale hızla geri çekildi. Ama Mehmet buna izin vermedi. İğne yakalayıp kendi avucunun içine sıkıştırmayı başardı. Lale aceleyle bakışlarını indirdi ve istemeden kuşa olmadığı için pantolonun kaydı o tehlikeli yere bakmış oldu. Lale iyice kötü oldu. Yüz ifadesini gören Mehmet gülmeye başladı. Kızın başını döndüren alçak, alaylı kahkahalarla güldü. Kusura bakmayın, gelmeyeceğinizi düşünmüştüm. Hemen giyiniyorum. Etrafına baktı ve bakışlarını hemen kıza çevirdi. Herkes gitmiş yalnız. Kuşa bağlanmama yardımcı olur musunuz? Bu ne cüret? Lale böyle bir teklifi ne diyebilirdi ki? Olurum. Evet, genç adam kızın bakışını gördü. İçindeki ateşi hissetti. Yine de bu kadar hızlı bir cevap beklemiyordu. Bu sefer onun başı döndü. İçinde öyle bir enerji yükseldi ki Mehmet sarhoş gibi oldu. O sırada Lale kuşağı aldı ve onun yanına döndü. Bir ucunu kavrayarak avucuyla sertçe Mehmet'in vücuduna yapıştırdı. Keskin ve soğuk bir tokat gibiydi ama Mehmet'i tam anlamıyla yakmış oldu. Kızın eli onun çıplak vücudunda, karnının ta dibinde. Mehmet Lale'yi yanına çağırırken böyle bir şey hayal bile edemezdi. Lale kuşağın serbest kısmını genç adamın beynine dolamaya başladı. Ona iyice yaklaştı. Ve aynı tehlikeli yakınlıkta birkaç daire daha. Kolay değildi ama hepsilerinin bitmez bağcıklarına alışmış kadın eli için oldukça mümkündü. Lale kuşağın son kısmında Mehmet'in etrafına sardı. Ve onun arkasında durdu. Kasıtlı olarak sırtına, kürek kemiklerine doğru nefes alıyordu.
Genç adamın kürek kemikleri gerildi, sırt kasları sertleşti. Ama Mehmet kıpırdamadı. Savaşçıların bir kuralı da olduğunu duydum. Bir asker kimseye arkasını yaklaştıramazmış. Size gerçek bir savaşçı olduğunuz için gerildiniz. Ama yine de arkanızı dönmediniz. Bana güveniyor musunuz? Yine adamın etrafında dolaştı ve yüz yüze gelip durdu. Kızın bakışı birdenbire soğuk ve tehlikeli bir hal alınca Mehmet'in içindeki ateş daha da kontrol edilemez oldu. Size güveniyorum. Lale kuşağı tutturmak için birkaç iğne aldı ve ağzına koydu. Terzi'nin genellikle yaptığı gibi dudaklarını sıkıp iğneleri tuttu. Kızın bembeyaz dişleri ve genç adamın tanını çok iyi hatırladığı dolgun alt dudağı. Mehmet için bir başka zorlu sınav daha oldu. Ama onu bir darbe daha bekliyordu. Hem de bel altı. Hem de kemiğine tam anlamıyla. Lale çömeldi. Yüzün genç adamın karnı hizasındaydı. Genç kız kumaşı iğnelerle tutturmaya başladı. Mehmet'in zorlukla yutkunduğunu görünce kasıt olarak çıplak tenine gereğinden fazla dokundu. Ama son iğnenin sırası da geldi. Kuşak bağlanmıştı. Lale son iğneyi yaklaştırırken ıskalamış gibi yapıp iğnenin sivri ucunu mahsus adamın cildine sürttü. Of! İğne ucu genç adamın teninde uzun, kabarık bir iz bıraktı. Mehmet şaşkınlıkla yarasına baktı. O sırada Lale çoktan ayağa kalkmış. Yüzüne yaklaşarak dişlerin arasından dedi ki, ''Kimseye güvenilmez, bana bile. Ne size? Yardım edeceğinize söz verdiniz ama onun yerine gece yarısı acelece dostlarımı gönderdiniz. İşte o an Mehmet anladı ama kızmadı, hayran kaldı. Yani bu bir intikamdı, güzel. Evet, vedalaşmak için çok az zaman vardı. Sizi seçim yapmak zorunda bırakmak istemedim. Kiminle vedalaşmak, onlarla mı benimle mi?'' Ay sen ne fenasın. Sizin için zor olacağını düşündüm. Sadece sizi seçmeyeceğimden korktunuz. Hayır, beni seçmeyeceğinizi düşünmedim. Ama risk almak da istemedim. Aniden kızı beyninden tuttu ve kenara doğru çekti. Ben çok hırslı biriyim Lale. Özellikle söz konusu sen olduğuna çok hırslıyım. Diğer eliyle kızı çenesinden sıktı ve yüzünü kendine daha da yaklaştırdı. Merak etme, ona zarar vermem. Üzeceğini biliyorum. Ama ayak altına dolaşmalarına da izin vermem. O an Lale iğnenin bıraktığı çizgiyin kanadını gördü. Korkuyla ona dokundu. Yara bandı lazım. Geliyorum. Ama Mehmet kana bulanmış parmaklarını çoktan yakalamıştı. Dudaklarına yaklaşıp kanlı parmak uçlarını öpücükle aşközlülük de öptü. Kan genç adamın dudaklarına bulaştı ama Mehmet tam da bunu bekliyordu sanki. Lale'yi tüm vücuduyla sert bir şekilde kenara bastırdı ve güçlü kollarını sıkıp onu öptü. Dudaklarının arasında karışan kanın tadı Lale'nin ağzına değdi. Bu onun için çok ürkütücü, hatta biraz mide bulandırıcıydı. Ama Mehmet'in bu öpücüğü o denli tutkuluydu ki öncekileri bile geride bırakmıştı. Lale sonunda pes etti. Kendini tümüyle ona bıraktı. Ve şimdi kendisi sarhoşmuş gibi şehzadeye sokuluyor. Onu aşközlülükle öpüyordu. Fakat Mehmet onu birden sert bir şekilde ittirdi. Tüm tutkusuna rağmen kızı cezasız bırakamazdı. Cezası bu öpücüğü sonlandırmaktı ve cidden de Lale daha ağır bir ceza düşünemezdi. Kanın tadını alıyor musun? Bu tadı unutma sakın. Biz seninle aynı soydan geliyoruz. Aynı asaletten. İstediğin kadar inkar et. Buna kaçamazsın. Nefesini düzenlemeye çalışarak kızdan birkaç adım geri çekildi. Şimdi elveda Lale Hatun. Sefere çıkacağım. Hazırlanmam gerekiyor. Döndüğümde devam ederiz. Döndüğümde devam ederiz mi? Olur. Mehmet döndü ve bir daha arkasına bakmadan odasına girdi. Daha da alevlendi demek. Birazdan biter. Bakayım ne kadar kalmış. Oo, tamam burada bitiyor. Lale ile Alexandra saraydaki resmi bir yemeğe davet edildiklerinde ordu sefere çıkalı 3 gün olmuştu. Bu yemeği savaşa gitmeyi padişahın yerine işlerinin başına geçen Halil Paşa düzenlemişti. Onun dışında masada birkaç asık suratlı memur vardı ve tek bir bayan yoktu. Lale zaten aşkındı. Şimdi bir de endişelendi. İyi akşamlar saygıdeğer beyler. Daveti neye borçluyuz? Oturun. Lale ve Alexandra oturdu. Lale Hatun nasıl hissediyorsunuz? Siz nasılsınız Alexandra Hanım? Aha. Lale'nin sırtına soğuk terler döküldü.
Evlat konuğunun gerçek adını kendisi ve saraydaki arkadaşlar dışında kimse bilmiyordu. Kız şaşkın numarası yapmaya çalıştı. Bu bir tür hata. Benim adım Elena Hatun. Ama Halil Paşa'nın bakışı şimdiden soğuk çelik gibi parlıyordu. Hadi ama. Artık İskender'in saraydaki casusunun kim olduğunu biliyoruz. Kapıdaki gardiyanlar kimsenin buradan öylece çıkıp gitmeyeceğini açıkça belirtmek için mızraklarını çaprazladı. Ama nereden? Size kim söyledi? Bugün saraya gelen misafirimiz çeşitli konularda son derece bilgili biridir. İşte o geldi, Sayın Büyükelçi. Uzun pelerinli bir adam hafif adımlarla salona girdi. İyi akşamlar Eflak Bozkırlı'nın kızı Aleksandra. Merhaba Lale Hatun, güzel ruh. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.